Gömünün şu balıklara bak, balık beklerse acır. O zaman tamam. Yiyoruz balığımızı, enerjik bir şekilde sabah işimize gidiyoruz. Ye bakalım. Lan çocuğum, hayata doyun ya. Özgürlüğün tadını çıkarın. Bizim dertlere dalıp da kahrolmayın. Biz dertlenir, dermanlanır gideriz öyle işte. Bizim bu iş meselesini çözmemiz lazım. Piri baba, senin çok emeğin var bize. Yani ben sana söyleyeyim, biz seni böyle bırakmayız. Ya güzel çocuğum, ne iş yapacaksınız? Sen onu kafana takma babacığım. Biz şey yaparız. Biz yaparız. Yani. Hadi hadi. Hadi yiyin yemeğiniz. Ha say ya, sen ne yaptın? Ya dedim ki Eko, senin askerlik hayatın mutfakta geçti. Gir bir restorana, lokantaya, aşçılık maşçılık yap. Girmem de çıkmam bir oldu. Neden ya? Ya şimdi müşterinin bir tanesi eti az pişmişmiş istemiş. Biz çok pişmiş verince beni hemen aşağı attılar. Tam bir et yüzünden mi? Yani bir et yüzünden değil. Ben o gün yaklaşık bir ineğe yakın eti yaktım. Ama bir inek değil yani, yakın. Ben de darılık yapayım dedim. Tamam mı? Abi çocuğun psikolojiyi çok fena bozdum ya. Keşke hiç girmeseydim bu işe ya. Şimdi ben mi yapsam biraz daha? Yok ben yapayım abi. Kedi gördün mü? Hayır. Yavrum canım, ben de sünnet işine girdim. Ha. Denemediğin işte be Salim. Girmeseydin hiç. Yapmadın inşallah. Kestim. Erkek mi olacakmış bu? Haydi bakalım. Çocuğun erkekliğini almışsın, yakalarlarsa sıkıntı olur diye düşünüyorum yani. Olur mu öyle şey ya? Ben bir defa onlara iyilik yaptım ama onlar iyilikten anlayan insanlar değilmiş. Nasıl iyilik yaptın mesalim? Oğlum öyle değil ya. Bunların 4 tane erkek evlatları var. Bunlar kız evlat istiyorlar. Yeni doğacak çocuklarını da bu yüzden Züleyha ismini veriyorlar. Çocuk bir doğuyor, aa erkek. Şimdi Züleyha diye erkek ismi olur mu? Olmaz. Kardeşin ne yapıyor? Kesiyor. Problemi kapatıyor, çözüyor ya. Tabii şimdi mahkemeye verseler uzun sürecek isim değişikliği falan. Bak adamdaki zekaya bak, hemen halletmiş. Helal olsun kardeşim. Eyvallah kardeşim, tamam. Hallettim vallahi. Ulan saçmalama. Hallettik diyor bir de. Ya kardeşim mevzu niye bana dönüyor ya? Bizim asıl mevzumuz parayı bulmak. Bak hiçbir katkıda bulunamadık bütçeye. Ne yapacağız lan biz? Ya biz sonuçta şu an Antalya'da değil miyiz? Ha. Turizmin merkezi, beyni burası. Bir sürü otel var. Girelim bir tanesine çalışalım. Doğru lan. Evet. Evet. Şimdi kıyafetleriniz güzel olmuş. Tamam. Bir dönün bakayım arkanızı. Dön 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 dön. Dön çabuk. Evet, toplayın. Toplayın kendinizi biraz, pantolonları. Dön dön. Şimdi gelen misafirlerimize gayet nazik davranıyorsunuz. Sürekli güler yüzlü olacaksınız. Her zaman. Anladınız mı? Heh. Sonra ayrıca hareketlerimiz şöyle olacak. Evet efendim. Tabii efendim. Bir sağa, bir sola. Evet. Bazen. Tabii efendim. Ne demek efendim? Aşağı, yukarı, aşağı. Emme basma tulumba gibi değil. Yüzde ifade olacak. Özellikle eller. Buyurun, buyurun. Hep böyle. Hep buyurun efendim. Evet, şimdi ellere bakayım. Tırnaklar. Bakayım tırnaklara. Ortadaki tırnaklarını kes. Duydun mu? Duydum efendim. Ha, evet. Ayakkabılarınız boyalı mı? Boyalı efendim. Duruş şu şekil. Böyle İngiliz duruşu. Asil, evet. Aynen. Aferin. İşte bu. Güzel. Peki sorusu olan var mı? Söyle.
Yemek kaçta oluyor acaba? Yemek kaçta? Senden ancak böyle bir soru çıkar zaten. Yemek kaçta? Neyse, iyi, hadi bakalım. Hazırsınız. Herkes görev yerine dağıl. Nereye gideceksin? Sen valizin dışarı çık sen. Çık! Sen valizlerin başına, sen de servise geç. Yürü! İşe alındık mı? Alındınız, kaybol.